Selam arkadaşlar, ben Vanoria, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Aydan Doğan Max Rotası 2. sezon 10. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Hemen başlayalım. Mia kız arkadaşı ile Billy Barton partisine gidiyor. Evet. Bölüm 10. Kuşların bir araya gelmesi. Burada yok. Louis kontrol ettiği dosyayı yanına bir tane daha ekledi. Bende de yok. İkisi de iç geçirip belgeleri kontrol etmeye devam ettiler. Çabalarınız benim için değerlidir. Camilla, sende ne var? Bilgisayarda bir sürü şey var Bay Wolf. Ama 1-2 saat içinde hallederim. Bu denli önemli bir olayda bizim kıymetli gazetecilerimiz neden yer almıyor? Bizden farkları ne? Camilla sana söylememiş mi? Trevor bir yerlerde kayboldu. Ona bir türlü ulaşamıyoruz. Peki ya Mia? Bizim namı değer Vanoria da mı kayıp? Sana ne? Sen böyle gıcık olmak zorunda mısın Lois? Mia Trevor'u arıyor. Onun dışında bence bir takım sorunları var. Telefonda konuştuğumuzda aşırı heyecanlıydı. O yüzden gelmesini istemedim. Louis, dırdır etme. Fazladan bir izin günümüz olacak. Onların ise olmayacak. Bunu düşün. Fazladan bir izin günü çok iyidir. Özellikle istediğim bir gün olursa. Değil mi Bay Bov? Tabii ki. İstediğiniz zaman izin alabilirsiniz. Ama öncelikle bunları bitirmemiz gerek. Hadi iş başına Louis. Ben Sezar gibiyim. Aynı anda birkaç iş yapabiliyorum. Konuşabiliyor, belgeleri kontrol edebiliyor ve... Grafikerin başka nelerle övündüğünü kimse öğrenemedi çünkü dışarıdan birden yüksek ses duyuldu. Mia, dikkat et. Onu tutuyorum. Olağanüstü bugün dergisinin bürosuna Mia ve Victor daldı. Sürekli hırlayan tüylü bir yaratığı içeri sokmaya çalışıyorlardı. İlk bakışta herkes bu yaratığın koca bir köpek olduğunu düşündü. Ama sonra... Yaratık birden sıçrayıp ayağa kalktı ve o zaman onun kim olduğunu gördüler. Rrr. Herkes aynı anda çığlık attı. Ah! Vay anasını! Tanrım! Bu ne? Onu kulundan yakalayacağım. Trevor, kes şunu. Nasıl bu kadar ağır olabilirsin? Bak sen, kes ısırmayı Trevor. Bunu söyleyelim. Vampir yaratığın üstüne atlayıp onu yere yapıştırdı. Kalan herkes korkudan duvara yapıştı. Mia'nın aklına bir şey geldi. Victor'un bu denli güçlü olduğu asla düşünmezdim. İşte yetişkin bir vampir böyle olur demek ki. Genç kız iş arkadaşlarına baktı. Hay aksi, burada ne işiniz var? O... İkinci sahne, yine Mia. Sessiz sahne. Rırr. Kurda benzeyen yaratık yine sıçradı. Victor onun kollarını arkadan gövdesine yapıştırıp sağlam bir şekilde tutuyordu. Trevor, kes şunu. Benim, Mia. Rrr. Seni tanıyamaz. Trevor tutmak, Trevor'un iradesini etki altına almak. Mia delirmiş iş arkadaşının gözlerinin içine bakmaya çalıştı. Sessiz ol. Ama kurt ölen başını salladığı için Mia kontrolü sağlayamıyordu. Sakin ol. Hırlamayı kestim ama sakinleşmeyi düşünmüyordu bile. Lanet olsun. Trevor'u bir darbeyle bayıltmak, Trevor'u hipnoz ile uyutmak. Mia gazeteci şakaklarından tutup gözlerinin içine baktı. Kalan kimse duymasın diye fısıldadı. Uyu, uyu Trevor. Kurt adam gözlerini kaçırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Uyu. Trevor mayıştı. Tıt tıt. Trevor? Kekelemesine rağmen editör yine de sordu. Ona neden Trevor dedin? Açıklamayı sonra yaparız. Şimdi onu bir yere kapatmamız gerek. Bodrum katına. Burada bodrum katı var.
Göster. Herkes arkamızdan gelsin. Simon tüylü yaratığa sırtını dönmemeye çalışarak merdivene doğru ilerledi. Şaşkın Bay Bob elleriyle başını tutup öylece duruyordu. Camilla bayıldı. Louis ise kendini dışarı attı. Bekle. Grafiker. Genç kız ile göz göze geldi. Evet. Burada kal Louis. Ve ses çıkarma. Louis Mia'nın dediğini yaptı. Benimle gel. Genç adamı Simon ve Victor'un peşinden götürdü. Korkma Louis, sadece hep beraber konuşmamız lazım. Aynı zamanda genç kız, Bay Bova, Camilla'yı yerden kaldırmasına yardım etti. Bodrum katında birkaç oda vardı. Birinci oda grafik odasıydı, ofisiydi. Bazı odalar kullanılmayan eşyalar ile doluydu. Odalardan biri boştu. O odayı Trevor'a kapattılar. Mia Max'i aradı. Kurt hemen geleceğini söyledi. O zaman genç kız iş arkadaşlarına bir açıklama yapmaya karar verdi. Öncelikle belirteyim ki tüm bunları kendim daha yeni öğrendim. Herkes endişeyle bir Victor'a, bir kilitli odaya bakıyordu. Tüyle kaplanmış ve köpek dişleri uzamış eski iş arkadaşlarını düşünüyorlardı. Bu dünyada kurt adamlar diye bir gerçek var. Ve Trevor artık onlardan biri. Kapı arkasındaki yaratık. Evet, Trevor o. Biraz bekleyin, yakında emin olacaksınız. Mia, galiba Fall geldi. Gidip karşılayayım ben onu. Van Art yukarı çıkar çıkmaz grafiker yine panik yapmaya başladı. Mia, bizi neye bulaştırdın böyle? Tövbe tövbe. Neredeyse bağırıyordu. Neler oluyor, lanet olsun. Sessiz ol. Şimdi biz ne yapacağız? Louis ile konuşmak, Louis'e tokat atmak. İlki uzlaşma, ikincisi güç veriyor. O yüzden bu diyeceğiz. Pat. Kendine geldin mi? Evet. Gerçekten mi? Sinir krizi falan olmaz yani. İyiyim ben. Elleri topla. Camilla kendine geldi. Mia iş arkadaşlarına baktı. Bunu iyi ki belli etmeden yapmışım. Trevor'u nasıl sakinleştirdiğimi ve Louis'i nasıl durdurduğumu anlamamışlar. Bodrum katına elinde koca bavul Max indi. Selam. Selam. Bu hızla yakında tüm şehir hiç bilmemesi gereken her şeyi öğrenir. Özür dilerim. Saçmalama. Seninle ne ilgisi var? Sadece koşullar bir araya gelmiş. Burada Victor rotasında Max saçmalama dediği zaman Victor diyor, ağzını topla Fall diyor böyle. Kızıyor Max'e. Şapşal. Isırılan nerede? Trevor, gel göstereyim. Yalnız onu ısırmadılar. Sadece pençeleriyle vurmuşlar. Demek ki ağız suyu tesadüfen kanına bulaşmış. Victor, sen herhangi bir şey açıklama yaptın mı? Hayır. Victor başını salladı. Peki o halde başlayalım. Beyler ve sevgili Camilla Hanım. Birincisi, bu olanları bir yerde anlatmaya kalkarsanız size deli derler. Veya öldürürler. İkincisi, kurt adamları ve vampirler varoluş sırlarını yüzyıllar boyunca insanlardan dikkatli bir şekilde sakladılar. Ve vampirler mi? Aynen. Aptalca illüzyonlara kapılmayın. Her şey kontrolleri altında. İlk öğrenen siz değilsiniz. Son değilsiniz. Üçüncüsü, aptal şeyler yapmayarak bu tür bilgiye sahip olup da eski hayatınızı pekala devam edebilirsiniz. Korkulacak bir şey yok. Hiçbir şey değişmeyecek. Trevor'un yanına geçerken bavulundan uzun bir zincir çıkardı. Mia, sen vampir misin, kurt musun? Hiçbiri. Nasılsınız? Belki de psikolojik olarak bunun gibi bir olaya hazırdım. Bu inanılmaz bir şey. Hayatım boyunca mucizelere inanıp bir gün kendi gözlerimle göreceğimi umuyordum. Ve bugün mucize oldu. Bay Bob'un gözleri gerçek peri görmüş bir çocuğunki gibi parlıyordu. Gözlerinde hiç korku yoktu. Bu tür ismi olan bir derginin sahibinden ne beklenirdi? Ben de her zaman mistik şeylere inanırdım. Editör korkmuştu ama gözlerinde coşku vardı sanki. Louis susuyordu. Bu coşkuyu kesinlikle paylaşmıyor.
Tüm bunları aklım almıyor. Mia, peki senin o bataklık ışıkları hikayen? Müdürün sesinde umut vardı. Bütün bunlar gerçek mi? Hepsi sadece fantezi ürünü. Burada gece yarısı ne işiniz vardı? Tüm bunlara konuşmayacağınıza söz verin. Bunu soralım. İkisini de soracağız zaten. Şöyle ki yarın, yani artık bugün, Ashton Diamond Trust ve bizim kredi davamızın mahkemesi var. Avukatım imzaladığım tüm belgeleri kontrol etmemi tavsiye etti. Vergi dokümanlarının sorunsuz olduğundan emin olmak için. Anlatabiliyor muyum? Onların avukatı herhangi bir denetim talep ederse sorun yaşamayalım diye. Peki. Ben de çocuklardan yardım istedim. Tüm belgeleri kontrol etmek ve gereksiz olanları yok etmek için. Yani yakında buraya denetime mi gelecekler? Sanmıyorum ama öyle bir ihtimal bir bu eksikti. Max'in Trevor ile olduğu odadan vampir çıktı. Mia, denetim konusunda sorun olmaz. Genç kız yine iş arkadaşlarına döndü. Tüm bunlara konuşmayacağınıza söz verin. Tabii ki, her şeyi anlıyoruz. Hatta gerekirse dergide olanları örten bir şeyler yayınlarız ki bu kurum, kulüp, topluluk zarar görmesin. Louis şaşkın şaşkın müdürüne baktı. Salak değilim, konuşmam. Simon sadece onaylayarak başını salladı. Hepimiz sessiz olacağız Mia. Arkadaşlarım bundan emin olabilirler. Mia Camilla'nın eline dokundu. Onlardan korkma. Mia, senin bunlarla ne ilgin var? Onlar benim arkadaşlarım. Olanlar oldu artık. Onlara güvenebilirim ama her şeyi anlatamam. Maske Balosu ve vampir saldırı hakkında yazdığım ilk makaleleri hatırlıyor musunuz? İşte benim için de her şey o zaman başladı. Sonrasında da birkaç kurt adamıyla arkadaş oldum. Konuyu değiştirmek için Mia, banka olayında yer aldığı kısmını anlattı. Sonra Max ve Victor geldiler. Nasıl oldu? Yaşayacak. Ne zaman kendine gelir? Bir iki saat sonra sanırım. Ama şimdi konuşamaz halde. Ayrıca bir süre kimseyi tanıyamaz olur. Kurzama dönüşüm zor geçen bir süreç. Birkaç gün çok agresif davranacak. Şu an bu bir hayvan. Tehlikeli ve aç. Teklifin ne? Burası bodrum katı. Buranın kapısı da sağlam. Dışarıdan kimse bir şey duymaz. Onu burada bırakalım. Ona ben göz kulak olurum. Peki sonra bir şeye ihtiyacı var mı? Evet, peki sonra diyelim. Trevor kendini kontrol etmeye başladığında onu tek başına da artık bırakabileceğiz. Ama o zamana kadar neredeyse sürekli olarak burada onunla kalmam lazım. Anladım. İş arkadaşların yardım eder mi? Yoksa gördüklerinin karşısında kafayı mı yemişler? Yok, iyiler sanki. Şimdi öğrenirim. Genç kız gruba dönüp saate baktı. Neredeyse sabah oldu. Trish orada tek başına. Benim gitmem lazım. Trevor ile Max kalıyor. Yardımınıza ihtiyacım olacak. Mia kendinden emin ve yüksek bir ses tonuyla konuşmaya çalışıyordu. İş arkadaşlarım şu an şokta. Onları kendine getirmek, bir görevle meşgul etmek gerek. Max'in dikkatini sinir bozan hareketleriyle dağıtmasınlar diye. Trevor ile yeterince sorun yaşıyoruz. Et almak, su getirmek filan lazım olacak. Max uyurken onun yerine kontrol sağlamak. Yani kısaca dediklerini yerine getirmek. Anlaştık mı? Halleder misiniz? Tabii ki. Trevor'ı bu durumda yalnız bırakmayız. Bunun bir etkisi oldu. Herkes bir silkelenip kendine geldi gibi. Bay Bob gülümsedi bile. Kafayı yiyeceğim. Endişeli ve şaşkın görünüyorlar. Ama korku veya panik hiç yok. Dedin ya panik yapmayın diye geri zekalı. Ne yapsınlar şimdi? Müdüre bak mesela. Gayet sakin. Ne biçim insanlar? Bu kadar hevesli olmaları hiç normal bir şey değil. Gerçi böylese daha iyi. Max'e teşekkür et ve Victor'a teşekkür et. Aslında Victor'a teşekkür etmek lazım. Yani bizim o kadar şeye geldi. Hani bizim yanımızdaydı saatlerdir. Ona teşekkür etmek lazım ama yani Max rotası olduğu için yani mecbur Max diyeceğiz ilişkimiz gelişsin diye. Evet, Max'e teşekkür et. Aslında burada Victor'a teşekkür edilmesi lazım. Neyse, genç kız kurt adama yaklaştı. Yardım edecekler. Max çok teşekkür ederim. Sen olmasan Trevor'da ne yapardım ben?
Kahraman, ne oluyor? Mia'ya sarıldı. Hiç sorun değil. Mia'nın morali çok bozuktu. Ne de olsa Trish'e kurt adamları ve vampirler gerçeğini onun yüzünden öğrenmiş oldu. Öğrenmiş oldu ve can güvenliği artık tehlikede. Ayrıca Van Art'ın başına bitmeyen dertleriyle bir kez daha ağır etmek ve misafirperverliğini suistimal etmek Mia'nın canını sıkıyordu. Burada kalmam yetmiyormuş gibi bir de Trish'i yanımda getirdim. Bunun dışında genç kız Trevor'dan da kendini sorumlu tutuyordu. Gerçi bu belaya kendisi bulaştı ama bu işe tüm derginin bulaşması olması sadece benim suçum. Trevor'u buraya getirmek için Victor'u ben ikna ettim. Teselli olduğu tek şey gazetecinin canını kurtarması oldu. Ayrıca o bankanın üçkağıtçılık işlerini de ben çözdüm sonuçta. Victor hala Trish'e saldıran vampiri araştırıyordu. Max aç ve tam olarak bir hayvan gibi davranan Trevor'un kontrolünü sağlıyordu. Kızlar ise Benny Barton partisine gittiler. Mia beni yaramak için nihayet zaman bulduğunda şarkıcı onu partisine davet etti. Genç kız önce biraz tereddüt etti. Fakat Benny, Mia'nın arkadaşını neden tek başına bırakamadığını öğrenince ikisini de davet etti. Max partiye gidip kafasını dağıtmasını tavsiye etti. Beni onunla tanıştıracağına inanamıyorum. Şarkılarına bayılıyorum. Oo, beni bunu duyduğuna çok sevinir. Beni sever mi dersin? Trisha, ona bulaşma sakın. Tabii ki sever fakat bir şey diyeceğim. İlki güç, ikincisi uzlaşma veriyor. O yüzden bu diyoruz. Aklına bile getirme. Neden ki? Gerek yok işte. Söyle neden? Bir düşünsene senin gibi kaç hayranı var onun? İsmin bile aklında kalmaz. Hem zaten... Ne? O bir... Mia taksici dediklerini duymasın diye fısıldayarak konuştu. Vampir. Buna hiç ihtiyacın yok Trisha. Trisha beni konusunu devam ettirmek istedi ama Mia sohbete katılmadı. Erkek delisi ya. Yoldayken kızlar büyük bir alışveriş merkezine uğradılar. Sen çok iyi görünüyorsun. Benimse kendime bir şeyler almam lazım. Sonuçta orada gizemli vampirler ve karizma kurt adamları olmayacak mı? Rezil olmamam lazım. İş arkadaşların başka deli, kız arkadaşın başka deli. Ben de hala kendime kimim ben diye sorup duruyorum. Sonuç ortada. Ama beni asılma konusunu unut. Tamam, anladık. Neo klasik. Sokak stili. Elbise. Evet. Ay bir su içeyim. Gerçekten güzel oldu mu? Çok. Beni dönüştürmek isterler mi dersin? Salak. Kafayı mı yedin sen? Unut bunu. Aklın ucundan bile geçirme. Neden ki? Vampir arkadaşların var. Sorun ne o zaman? Bunu düşünmek için çok erken. Onların hakkında hiç daha hiçbir şey bilmiyorsun. Trisha, kan mı içiyor olmak istersin? Hayır. Ayrıca eminim ki vampirlerin bunun dışında başka bir sürü derdi vardır. Kızlar partiye vardığında milyonların hayran olduğu şarkıcı Yıldız çok sevinmişe benziyordu. Biz geldik ya. Mia, gelmeyeceksin diye korkmuştum. Arkadaşın ne kadar da tatlı. Beni şu cilveleri bırak olur mu? Senin için mi bırakayım? Bu Trisha, bu Benny Bart. Çok memnun oldum. Çekinmeyin, burada istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hatta yasa dışı şeyler bile mi? CD'leri ateşe atmak, eğlence sınırlarını zorlamak mı? Vampirler kurt adamlar arasında kavga çıkarmak mı? Şunu söylemeyeceğim. Bunu da söylemeyeceğim. Yasa dışı şeyler bile mi diyelim? Devlet yasaları dışında mı? Genel ahlak dışı mı? Ay her neyse önemli değil. Yap istediğini. Yeter ki kalan misafirlerin zararını dokunmasın. Tamam. Henüz pek kalabalık değildi. Gece daha yeni başlıyordu. Yine de Mia hemen tanıdık birine rastladı. Selam.
Merhaba Monica. Bakıyorum da sen de var gücünle bizden biri olmaya çalışıyorsun. Gecenin tadı, sonra birinin konseri. Şimdi buraya bir şekilde girmeyi başardın. Arkadaşını da getirmişsin. Bize davet ettiler. Şu üstümüzü değiştirebiliyor muyum? Evet, lütfen değiştirelim artık. Güzel bir elbise olsun. Olmaz. Bunu 50 kere giydik. Bu da olmaz. Bu günlük bir elbise. Yani partilik bir elbise değil. Bunu hiç beğenmiyorum ya. Gözümü acıtıyor. Bu da partilik değil. Bu olabilir ama dur. Ya bu daha çok yani partilik. Bu kalsın. Saçlarımızı değiştirelim. Buna açık saç gider. Evet, bak bu hoş oldu mesela. Bunun yok. Takalım. Ya şu bize Trisha'nın verdiği kalsın. Davet ettiler. Escort olarak mı? Herkes onlara bakıyordu. Bazı vampirler çekinmeden gülmeye başladı. Şu Monica'nın iradesini yerle bir edip onu o havuza attırmak o kadar çok istiyorum ki. Ama kendimi açığa çıkarmamalıyım. Bir ara Victoria ile takılıyordun, sonra Patrick ile. Şimdi bakıyorum Baby'nin misafirsin. Kimin daha çok işine yarayacağına karar veremedin mi bir türlü? Mia kızın onu provoke ettiğini çok iyi anlıyordu. Yalnız bu şekilde davranmasına izin vermeyi düşünmüyordu. Bir kere bu tür olaya göz yumarsan hep yaparlar. Monica'ya soğuk ve onurlu bir şekilde cevap vermek, kabalık etmek. Yani bu tabii ki. Puanımız da yetiyor. Bu seçim ileride hikayenin gidişatını etkileyecektir. Tamam. Genç kız vampir kadını aşağılayıcı bir bakış attı. Sonra son derece sakin ama sert bir şekilde cevap verdi. Monica, bir dahakine ağzını açmadan önce biraz bekle. O ağzını hiç açmasan da çok daha akıllı görünürsün bence. Mezem konuşkan çıkmış. Bu kadar kalitesiz laf sokmaya devam edersen beyin sarsıntısı geçireceğim. Sus lütfen. Kızların etrafındaki sesler birden kesildi. Ne cüretle. Vampir kadının çığlık atmaya başlamasına rağmen kaldığını görünce Mia güldü ve ekledi. Monica, sakin sakin nefes al, yoksa dekolten patlar. Belki orayı henüz görmeyen vardır. Etraftan gülme sesleri geldi. Hatta bir vampir kadın Mia'ya bakarak onu kutlarcasına kadehini kaldırdı. Yüksek gücünün sayesinde vampir arasında itibar azalttı, okey. Ne cevap vereceğini bulamayıp Monica uzaklaştı. Bu cadı da kim? Hiç işte, manyağın teki. Başını belaya sokacak yer arıyor herhalde. Neyse ki kısa süre içinde kızlar Monica olayını unuttular. Mia arkadaşını Patrick ile tanıştırdı. Genç adamın ilk Woodstock'ta bulunduğunu öğrenince Trisha coştu. Beni Bartı bile unutmuş gibiydi. Misafirler arasında Mia birini gördü. Kurt kadın Lorette. Göz göze geldiler ve Lorette kızı başıyla soğuk bir şekilde selamladı. Kurt kadının bakışından Mia'yı hala düşman olarak görüp görmediği anlaşılmıyordu. Trevor'un başına gelenleri bir ara ona anlatmalıyım. Gerçi buna Max karar versin. O daha iyi bilir. Etrafta ara ara bir anda ortada kaybolan Howard konusu duyuluyordu. Vampirler ve kurt adamları bu tür hassas konulara girmemeye çalışıyordu. Ama yine de aralarında sürekli olarak çalışmaları provoke eden birini almadan duramıyorlardı. Bir anda ortaya herhangi bir sorunun olmadığı doğrultusunda iddialar atıldı. Dustin buradaymış. Endişelenecek bir şey kalmadı. Prens her şeyi halletti. Kan dökmek isteyen cezasını buldu. Şehri Harvard'dan biz kurtardık. Ethan Wood falan değil. Dustin neden Victor'un bu işte aldığı rolden bahsetmiyor? Nedenini sormam lazım. Anlatmıyorsa anlatılmaması gerek demek. Tabii ki bu. Selam Dustin. Mia, iyi akşamlar. Victor burada olacağından bahsetmedi.
Ben de uğramak için geldim. Olur mu emin değildim zaten. Baksana, Monika'nın benden neden bu kadar nefret ettiğini biliyor musun acaba? Nefret değil de sevmiyor işte. İnsanlar genel olarak sevmediği gibi zaten. Vampirler, üst ırk vesaire. Anladım. Ayrıca Victor seni bir yere gecenin tadına getirmişti. O kızı daha önce hiçbir yere davet etmemişti. Ki kız kaç kere onunla beraber dışarı çıkmak istedi. Victor ile bir ilişkim yok ki. Ah, maalesef. Ne olmuş yani? Monica yine de kıskanıyor olabilir. O sıra Mia'nın yanına beni Bart çağırdı. Beni? Bir şey mi oldu? Benim tarafımda bir şey olduğu yok ama sen Monica ile kavga etmeyi başarmışsın bile. Yok ya, bir sorun yok. O kız manyağı teki. Hepsi bu. Beni görünce köpek dişleri kaşınmaya başlıyor herhalde. İnsanları sevmezmiş. Kendisi sanki Drakula'nın kızı. Kendini aristokrat falan zannediyor galiba. O halde ondan intikamını al. Küçük ama akıllıca bir intikam olsun. Nasıl olsun? Ona vaktimi harcamak istemiyorum. Tabii ki bu. Vampir topluluğu bir yediği sosyetedir. Ve itibar dediğimiz şey çok önem taşıyor. O kızın hakkında bir dedikodu yay. Sen de bir kızsın sonuçta. Dedikodu sizin ana silahınızdır. Ama ben burada kimseyi tanımıyorum ki. Daha iyi işte. Ne demiştin? Monica'nın köpek dişleri mi kaşınıyormuş? Şarkıcı bir yanlış yapıp Mia'nın kulağına eğildi. Şöyle yapsan. Biri de az değil. Bir süre sonra yanlarından iki vampir kadın geçti. Mia yüksek olmayan ama yanlarından geçen vampirlerin duyabileceği bir sesle konuştu. İnanamıyorum, ciddi mi? İmplant. Niye şaşırdın ki? Öyle olur bazen. Diş sorunları olan birini dönüştürüyorlar. Sonuçta o dönemde diş sağlığı o kadar da gelişmiş değildi. Bilirsin işte. Zavallı Monica. Ne kadar utanç verici olmalı. Vampirsin ve bir tane köpek dişin yok. Yani onun yerinde bir tane implantım var sadece. Kimse görmediğinde tırnağıyla diş etini kaşır. Konuşmalarını duyan vampirler uzaklaştığında Bart dedi. Allah'ım, aklımda Bert olduğu için neyse dilime vurdu aklımdaki. Bart dedi ki, oldu işte. Bak şimdi haftaya şehrin yarısı Monica'nın şişlerini konuşur olacak. Ha, bir şey içer misin? Şarkıcı kıza bir kadeh uzattı. Teşekkür ederim. Birinin yanına birkaç vampir kadın yaklaştı. Ve bir tesadüfen Mia'ya çarpıp kokteylini üzerine dökmesine sebep oldu. Hay aksi. Kıyafetin üzerine koca bir leke yayıldı. Beni Mia'yı kolumdan tuttu. Gidelim çabuk. Nereye? Çeşe'ye haber vermem lazım. Merak etme, arkadaşına Patrick göz kulak olur. Al, seni yalnız bırakayım. Teşekkür ederim. Şarkıcı çıkınca Mia kendine çekidüzen vermeye çalıştı. Bir an önce elbiseyi suya tutmak, temizlik malzemesini bulmak. Fark etmiyor. Mia hızlıca leke olan yeri yıkadı. Galiba elbiseyi kurtardım. Şimdi biraz kurusun. Kapı çaldı. Beni? Evet ben. Girebilir miyim? Gel. Vay, çok çekicisin. Vampir başıyla Mia'nın kuruyan elbisesini işaret etti. Nasıl? Kurtardım sanki. Biliyor musun Mia, ben çok güzel kız gördüm hayatımda. Hiç şüphem yok. Ama sen o kadar farklısın ki. Tabii. Beni lütfen bana bunun başka kızlarla işe yaradığını söyleme. Şakanı anlayamadım. Fark etmediysen sana iltifat yapıyorum. İltifat yapıyorum. İltifat yapılıyormuş. Şarkıcının gözleri cilveli cilveli parladı. Beni ciddi ilişki isteyen biri kesinlikle değildir. Biliyor musun? Hemen söylesem iyi olur. Bir erkek arkadaşım var. Eğer senin başka bir niyetin varsa ben giyinip çıkayım. Ay ne kadar da ciddiyiz. Sıkıcı. Bu arada sana bir hediyem var. Gerek yoktu. Arkadaş olarak. Mia gülümsedi. Vampir ona küçük bir kutu uzattı. Moralin düzelsin diye.
Aynalar kolyesi. Bunu yapmama gerek yokmuş. Evet, aynalar kolyesi. Fortuna kolye. Ney? Metamorpoz kolye. Evet. Teşekkür ederim. Hadi ben gideyim. Vampir Mia'ya göz kırpıp dışarı çıktı. 1 dakika sonra kapı yine çaldı. Kim o? Mia sen misin? Patrick ben. Bir şey mi oldu? Kritik bir şey yok. Yine de çıkar mısın lütfen? Bir dakika. Patrick? Trish çok sarhoş oldu. Üf, anlaşıldı. Onu eve götürsen iyi olur. İçilmiş. Allah'ım ya. Kız arkadaşını taksiye binmesi için ikna ederken ya iki vampir kadının konuşmalarını duydu. Niye kaşınıyor ki? Diş etinin içinde implant var. Monica'nın yenilenme özelliği de devreye giriyor işte. Yani? Vücudu sürekli olarak yabancı maddeye atmaya çalışıyor. Ne feci. Değil mi? Korkunç. Kısa bir süre sonra vampir kadınlar gülmeye başladılar. Anne bağırma. Nereye gidiyoruz? Eve. Ya, parti ne olacak? Daha yeni başlıyorduk. Biliyor musun, Victor'un evine gidiyoruz, değil mi? Vampirin evine. Sus. Yok, susmam ben. Ben şuna karar verdim. Evet. Başlarım vampirlere, kurt adamlara da, canları cehenneme. Metrisha'nın ağzını eliyle kapadı. Taksi şoförü onlara dikiz aynasından bakıyordu. Kızlar adamın son derece sakin bakan gözlerinin yansımasını görüyorlardı. Her gün az mı sarhoşlaşıyordu? Hepsi saçma sapan şeyler söyler durur işte. Her şey yolunda mı? Evet, bize bakmayın siz, yola bak sen. İlki uzlaşma veriyor, ikincisi güç veriyor. O yüzden bu diyoruz. Başkasının işine burnunu sokma, tamam mı? Şoför omuzlarını silkti sadece. Trish hala bir şeyler bağırmaya çalışıyordu. Sonra birden durdu ve ağlamaya başladı. Mia kız arkadaşına hiç kızmıyor ve alınmıyordu. Sinirleri bozulmuş. Tüm bulanlardan sonra çok normal. Daha önce sinir krizi geçirmediğine şaşmamalı. Tamam. Her şey yoluna girecek. Üf, yeter ya. Bitmek üzere. Edgar telefonu açmak için 1-2 dakika cesaretini toplamaya çalışıyordu. En sonunda bir numara çevirdi. Evet. Prens. Edgar. Ne oldu? Ben başaramadım. Hata yaptım. Kendine gel ve ne olduğunu anlat. Biraz sustuktan sonra Edgar devam etti. Kızı ısırdım. Öleceğinden emindim. Onu dönüştürmek gibi bir niyetim yoktu. Ama o nedense vampir oldu. Sorun ne? Öldür onu hemen. Bir anormal dönüşüm süreçleri hakkında bilgi topluyordu. Doğru, hatırlıyorum. Bu konuyu dikkatli bir şekilde araştırman lazımdı. Arayan oydu zaten. Benim tarafımdan dönüştürülen kız. Evet. Hepsi bu mu? Hayır. Onu öldürmek istedim. Ne olur ne olmaz. Madem normal bir vampire dönüşmemiş. Sana kızarım diye korktun. Özür dilerim. Kız öldü mü? Hayatta kalmış. Çok çok tecrübeli bir katili tuttum. Onu vurdu. Ama bu pislik yine hayatta kalmış. Ne? Ne dedin sen? Güneş ışığına rağmen yenilenme özelliği devreye giriyor. Yemin ederim. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Çok saçma. Neler oluyor anlayamıyorum. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım ama... Gerizekalı, embesil. Ama prens, affedin beni. Senin nasıl sadık olduğumu biliyorsunuz. Seni affetmem için kendini telafi etmen lazım. Ama şimdi değil. Otur oturduğun yerde, burnunu çıkarma. Kesin iz filan bırakmışsındır sen. Benim hakkımda hiçbir şey bilmiyor. Kimse bilmiyor. Umarım bundan sonrası bende. Anladın mı? Kızı kendim halledeceğim. Anladım. Onun hakkında ne biliyorsun? Onu nerede bulabilirim? Fotoğrafı var, adresi de. Öğrenci. Gerçek kız zamanında yurda dönmez. Fotoğrafını gönder. Edgar fotoğrafını gönderince telefondan prensin şaşırmış sesi geldi. Hata olmadığından emin misin? Bu o mu? Evet, garanti veriyorum. Onu tanıyor musunuz yoksa? Sence cevaplayacak mı bunu salak?
Edgar'ın sahibi telefonu kapatıp cevap verme zahmetinde bile bulunmadı. Ben bu prensin Ethan Ward olduğunu hemen anlamıştım bu arada. Yani herkes Angel Mora diye düşünmüştü ama hani karakterler bile, Victor bile öyle düşünmüştü ama ben direkt anlamıştım Ethan Ward olduğunu. Neyse. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.